Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade gül kurusu yazmaya tek renkte yapılan annelerimizin, genç kızlarımızın çok severek sipariş verdiği bir modelin yapımını anlatacağım. Modelimizin yapımına geçmeden önce de ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelen destek olan videolarımı beğenip kendi sosyal medya hesaplarında sevdikleriyle paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet, gördüğünüz gibi tek renk yapacağım için aynı yazmamızın kendi renginden ip kullanacağım. Evet, zürafamı da ben daha önceden ön hazırlık olarak yapıp hazırladım. Sizler de zürafanızı bu şekilde yaparsanız hem daha kolay bir işiniz hem de daha düzgün, daha iyi görünen bir işiniz olacaktır arkadaşlar. Bir yazmanın ana demirbaşı bence zürafa. Zürafa iyi olduktan sonra modeliniz de gayet iyi olacaktır. Evet. İpimi en baştaki zürafama sabitledim. Çok kolay bir model. Yeni başlayanlar bile bu modeli, iğne oyasına ilk defa yapanlar bile bu modeli kolaylıkla yapacaktır arkadaşlar. Hemen zürafamın üzerine bir zürafa daha yaptım ve geriye dönüyorum. Zürafamızın içerisine bu şekilde girdik. Hemen buranın içerisine 3 adet pırpırımızı yapalım. Pırpırımızın boyu ne çok küçük ne de çok büyük olmasın. Şöyle bir pırpır boyu bizim için yeterli olacaktır. Evet. Yandaki zürafalarla devam edelim. Tam 5 zürafanın üzerine tekrardan zürafa yapalım. İkinci zürafamı yaptım. Hemen üçüncü zürafamızı yaptım. Dördüncü zürafamızı yaptım. Ve beşinci zürafamızı yaptık. Hemen bir adet zürafa daha yapıyorum. Geriye dönüyoruz zürafamızın içerisine. Ve buranın içerisine de 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Şöyle üçüncü pırpırımızı da yaptık. Tekrardan 5 tane zürafa arada olacak şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde yazmamızın alt zeminini bitireceğiz. Sizler de yapın. Ben de ipim bitene kadar yapayım. Daha sonra bir üst zemine geçelim. Kolay, çok güzel görünen harika bir model diyebilirim arkadaşlar. Aynı dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım bile rahatlıkla bu modeli yapabilirler. Evet, ben ilerleteyim. Sizler de yapıp
Gelin aynı renkteki ipimi de iğneme takıp geliyorum. Evet, tekrardan ben iğnemi aynı rengimi taktım geldim. Alt zeminimi de ipim bitene kadar bu şekilde yapıp hazırladım. Şöyle ipimi de bir iki tane zürafa bıraktım. Üçüncü zürafamı bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen yandaki zürafamızın içerisine tekrardan bir adet zürafamızı yapıyoruz. Yapmış olduğum zürafamın içerisine geri dönüyorum. Bu şekilde buranın içerisine bir adet pırpırımızı yapıyorum. Daha sonra şuradaki ilk yapmış olduğumuz pırpırın içerisine ipimizi atıyoruz. Evet, şöyle ayarlayın. Ne çok gevşek olsun ne de çok sık olsun. İpimi attıktan sonra attığım ipin içerisine bu şekilde geriye dönüyorum. Ve buranın içerisine de bir adet pırpırımızı yapıyorum. Şimdi tam ortadaki pırpırımıza ipimi atıyorum. Şöyle atarken ip mesafesini ayarlayın. Bu şekilde hemen atmış olduğum ipin içerisine geriye dönüyorum. Buranın içerisine 3 adet pırpırımı yapıyorum. Diğerlerinde bir pırpır yaptım. Tepede 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Üçüncü pırpırımızı da aynı yerin içerisine yaptık. Şimdi ipimizi indireceğiz. İpimizi indirirken buradaki pırpırımız boşta kalacak. 1, 2'yi indirip 2 taneyi bırakıp 3'üncüye ipimizi indireceğiz. Şöyle indirirken ip mesafesini ayarlayıp indiriyoruz. Yani duruşu bu şekilde olacak modelimizin. Hemen yandaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Bir adet buraya pırpırımızı yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırdan sonra ilk buradaki pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Şu ip mesafesini ayarlayıp öyle çıkın arkadaşlar. Hemen bu attığım ipe geri dönüyorum. Ve buraya da bir adet pırpır yapıyorum. Daha sonra bu ortadaki pırpırımıza ipimizi atıyorum. Attığım ipe tekrardan geri dönüp
Buranın içerisine 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımı yaptım ve üçüncü pırpırımı da yaptım. Hemen ipimi indiriyorum. İki tane bırakıp üçüncü zürafamıza ipimizi bu şekilde indiriyoruz. Evet, modelimizin gidişatı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir kere daha yapalım isterseniz birlikte. Hem daha anlaşılır olur, hem de birlikte yapmış oluruz. Hemen yandaki zürafamıza tekrardan geçiş yaptım. Zürafamıza geri dönüp ortalı bir şekilde ipimi düğümledim. Bir adet pırpırımızı yaptık. İlk yapmış olduğumuz pırpıra ipimizi bu şekilde attık. Atmış olduğumuz ipi geri dönüyorum bu şekil. Oraya da bir adet pırpır yapıyorum. Ve ortadaki pırpırımıza ipimizi tekrardan atıyorum. Atmış olduğum ipe tekrardan geri dönüyorum. Şöyle ayarlayın dönüşlerinizi. Şöyle hoş bir görüntüsü olsun. Ve buranın içerisine 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımızı yaptık. Üçüncü pırpırımızı da yaptık. Hemen bir iki tane altta bırakıyorum. Üçüncü zürafamıza ipimizi bu şekilde indiriyoruz. Şöyle ne çok sıkı ne çok gevşek olmayacak şekilde ipimizi indirdik. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Ben devam edeyim, yapıp geleyim. Sizler de yapın. Daha sonra şöyle çoklu haliyle videomuzu bitirelim. Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Hem çok kolay hem çok gösterişli, zarif bir model oldu. Siz de bunu çocuklarınızın çeyizine, kendinize örüp satmaya yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hemen hemen bir saatte bir kenarını bitirebiliyorsunuz. O kadar da kolay diyebilirim. Yeni başlayan, yeni oyasını ilk defa yapanlar bile bu modelimizi kolaylıkla yapabilirler. Yeni nesil genç kızlarımız da böyle sadelikten yana arkadaşlar. Bu modelleri daha sık tercih ediyorlar. Yani 10 sipariş alıyorsam hemen hemen 5 tanesi bu modelden diyebilirim. Evet, sizler de ister örüp satmaya, ister çocuklarınızın çeyizine, isterseniz de kendiniz için örüp takabileceğiniz harika ötesi bir model. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İlk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan da ilk sizlerin haberi olacaktır. Takip eden, beğeni bırakan, yorum yapan, benim videolarımı kendi sosyal medya hesaplarında sevdikleriyle paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.